Herkese merhaba, ben Karen. Videoma hoş geldiniz. 3 manikür tekniğiyle tırnağı işlemleri hazırlama aşamasını derledim. Protez tırnak, kalıcı oje, hangi işlem olursa olsun. Öncesinde tırnağı işlemleri hazırlamak gerekiyor. Herkes kendine, elindekine ya da edinebileceği malzemelere uygun olarak bir yöntem seçebilir. Sonuçta bu 3 yoldan da aynı yere varıyoruz. Hazırsak başlıyorum. Birinci tekniğimiz klasik ıslak manikür. Bunun için bir miktar ılık suya 1-2 damla ben bu elimdeki bakım yanı damlatıyorum. Siz de bu tarz veya bu amaç için özel tasarlanmış olan başka ürünlerden ya da eğer hiçbir şey yoksa evinizdeki şampuanınızdan 1-2 damla ılık suyunuza damlatarak suyunuzu hazırlayabilirsiniz. Hazırladığım ılık suda 8-10 dakika kadar parmağımı bekletiyorum. Evet, tırnak etim yumuşadı. Ben bu şekilde bir kütikül itici kullanıyorum ama bunların çeşitleri var. Temin edebilirseniz çok rahat uygulama yapmanızı sağlayacaktır. Tırnak dibimi biraz ittiriyorum ve biraz vazelin uyguluyorum. Kütikül itici ile tırnak etlerimi iterek tırnak yüzeyine yapışmış ölü derileri kaldırıyorum. Da pensi bu şekilde tutuyorum. Bu şekilde bu parmağımı buraya koyuyorum. Bunu buraya koyuyorum. Bu şekilde tutuyorum. Pensle kaldırdığım ölü etlerimi topluyorum. Bunu yaparken çok derine girmemeye çalışın. Canlı dokuya denk gelebilirsiniz. O yüzden dikkat. Evet, klasik ıslak manikür uygulaması bu şekilde. Bu aşamadan sonra tırnak etlerini temizlemek için hangi yöntemi kullanırsanız kullanın. Protez tırnak sistemleri ya da kalıcı oje uygulamaları için yapmamız gereken en önemli şey tırnak yüzeyini matlaştırıp yağlı tabakadan arındırmak. Bunun için buffer bu şekilde 100-180 gritlik ince ya da aynı gritte kalın bir törpü kullanabilirsiniz. Tabii birazdan göstereceğim gibi elektronik törpü de kullanabilirsiniz. Ben bu tırnakta nasıl olduğunu görmeniz için buffer kullanacağım. Bu şekilde tırnak yüzeyinde hiç parlak alan kalmaksızın bufferlıyorum. Ve ilk tekniğimiz olan klasik ıslak manikürle tırnağımızın manikürünü yapıp tırnağımızı işlemleri bu şekilde hazırladık. Gelelim ikinci tekniğimiz olan tırnak eti temizleyici ürünlerle yapılan maniküre. Benim elimde bu ürünler var ve ben genelde bunu kullanıyorum. Biraz uzun gösteriyorum ekran fotoğrafını almak isteyenler olursa diye. Bunu kuaför malzemeleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. Gerçi hiç bakmadım ama belki internetten de bulabilirsiniz. Kolay ulaşabileceğiniz bir ürün söylemem gerekirse gratis ya da Watsons'lardan da temin edebileceğiniz, Watsons'ta var mı bilmiyorum ama muhtemelen vardır. Kylo'nun tırnak eti temizleyicisi var mesela. Onu temin edebilirsiniz. Ürünü bu şekilde tırnak dibime uyguluyorum ve bunu 5 dakika kadar bekleteceğim. Aklınızda bulunsun. Bu süre bu ürün için geçerli. Farklı bir üründe bekleme süresi farklılık gösterebilir. Bunu ürünün kullanım talimatı bölümünden öğrenebilirsiniz. O ürün için bekleme süresi ne kadar diye. Bu ürün için 5 dakika. Ben 5 dakika bekletiyorum. Kalyon'un 3 dakika falandı galiba. Evet, benim bekleme sürem doldu. Şimdi kütikül iticimle yine tırnağımın üzerindeki ölü etleri kaldırarak kütikül sınırımı ittiriyorum. Gelenleri, kalkanları topluyorum. Bir silelim. Kalan ya da kırçıl kırçıl kalkanları pens yardımıyla topluyorum. Ve manikürüm bitti. Bu tırnak yüzeyini hazırlamak için de törpüyü kullanacağım. En azından bunu da görmüş olun. Ve ikinci tekniğimiz de bu şekilde. Son olarak üçüncü tekniğimiz olan elektronik törpüyle manikür ve tırnağı hazırlamak. Benim genelde kullandığım teknik bu oluyor. Elektronik törpüde en önemli olan iki nokta törpü uçları ve tabii ki hız ayarları. Bu aşamada tırnak eti için olan uçları kullanıyoruz. Önce uygun ucumu makineme yerleştiriyorum. Şimdi tırnak yüzeyindeki etleri kaldırıp tırnak dibimi açıyorum.
Evet, tırnak yüzeyindeki ölü etlerimi kaldırdım ve tırnak dibimi açtım. Şimdi bu kalkan etlerimi pens yardımıyla yine topluyorum. Teknikte de tırnak üst yüzeyim için bu zımpara ucunu kullanacağım. Maklaştırıp yanından arındırmak için. Ama bunu çok düşük ayarda kullanacağım. Aksi takdirde yanma yapar. Aşamadan sonra tırnak yüzeyine temas etmemeye çok özen gösterin. Çünkü ten yağlı dokuya sahip olduğu için tırnak yüzeyinde tekrar yağlanma yapabilir. Bu üç teknikten herhangi birini kullanarak tırnağınızı temizlemiş ve tırnak yüzeyini matlaştırarak da tırnağınızı protez tırnak sistemlerine ve kalıcı oje uygulamalarına hazırlamış olursunuz. Tırnağımızı nasıl hazırlayacağımızı da öğrendiğimize göre artık protez tırnak sistemlerine geçebiliriz diye düşünüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve tabii ki videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşça kalın.